Ayten, üzme kendini. Buluruz bir çaresini. Bir sürü yere başvurdum. Elbet bir olumlu cevap gelecek. İzin ver annemlerle konuşayım Necu. Zor günlerimizde destek olmayacaklarsa ailelerimiz neden var? Henüz değil tatlım. Henüz değil mi? Ne zaman sorsam aynı şeyi söylüyorsun Necu. Bilmiyorum farkında mısın ama bıçak kemiğe dayandı. Bugün değilse en geç yarın elektriğimizi, suyumuzu, doğalgazımızı kesecekler. Farkında mısın? Sistem ayakta kalmak için gerekli kaynakları sizden temin eder. Bu kaynakları siz yok etmek için kullanır sonra. Nokta. Ayten, ben bir çaresini bulacağım. Okey? Yani eğer annenleri de borçlandıracaksam ben karanlıkta kalmayı yeğlerim yani. 50 liralık elektrik faturası yakarsın. 120 lira olarak faturaya yansıtırlar. Aslında bir ayda 50 lira bile kullanmamışsınızdır. Ben yeğlemem. Bunu tercih de etmem. Sen Sinan'ı düşündün mü? Hı? Oğlunun psikolojisi ne olacak? Sen şimdi diyeceksin ki bu işte bir yanlışlık var. Faturanın bedeli 120 lira olarak geliyor. Kaçak elektrik kullanımı sana yazıyorlar. Nedeni şu. Sen aslında dürüstlüğünün mahkumu oluyorsun baba. Yavrum bir hafta diyorum ya. Duymuyor musun beni? Baktın olmuyor gider konuşurum babanla. Hırsızı yakalayamıyoruz siz ödeyin diyorlar. Düşünsenize bakkala ekmek almaya gidiyorsun. Akşam dükkanda hırsız girdi. Peynirin parasını da sen öde diyorlar. Nasıl iş bu? Tamam. Peki. Peki. Al. Bunların bir yolunu bil. İçmediğin suya tonlarca para ödüyorsun. Bu ülkenin sokaklarında şakır şakır akan çocukken içtiğimiz sulara ne oldu? Ne oldu onlara hiç düşündünüz mü? Nerede bu kaynaklar? Kurudu mu? Yok, her yerde var. E niye içemiyoruz? Niye suya para veriyoruz? Bir düşünün bakayım. Buyurun buyurun, ayakkabılarınıza girin. Çıkarmayın. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun şöyle. Hoş bulduk. Eşim Ayten. Merhabalar, hoş geldiniz. İnşallah kötü bir şey yoktur. Konu nedir? Kripto gelişim firmasının hacklenmesiyle alakalı durumu araştırıyoruz. Şirketin iflasından önceki gün şirket portföylerine saldırı düzenlendiği doğru mu? Evet. Ve bu saldırıya siz müdahale ettiniz doğru mu? Yani önce güvenlik sistemini kapattırdım. Arkasından tüm cüzdanları ve anahtarları değiştirip müşterileri bilgilendirdim. Doğru. O gece yeniden şirkete gittiniz mi? Hayır. Yani gitmem için bir neden yok ki. Peki o gece neredeydiniz? Bu Bitcoin meselesi yakında patlar ben söyleyeyim size. Vallahi Cenk. Sen aynı işi gütmeye devam edebilirsin. Sana kalsa ankesörlü telefon kullanıyorduk hala Süpermen gibi. Vallahi daral geldi bu erkeklerden. İş dışında konuşacak başka bir muhabbetiniz yok mu sizin? Yavrum ne konuşacaktık yani? 250 kelime var zaten. Ne anlatayım? Sen erkek muhabbetinden ne bekliyorsun? Eşimle beraber bir arkadaşımın doğum gününe katıldık. Sonra eve geldik yattık. Buna şahitlik edecek kimseniz var mı? Evet var. En az 9-10 kişi. 6-7 falan evet. Ya. Olanların isim listelerini. Varsa cep telefon numaralarını alabilir miyim? Tabii. Pardon şüpheli miyim? Henüz bir açıklama yapamayız. Bir açıklama yapmak için çok erken. Eyvallah. Yani özür dileyerek bir şey soracağım. Sizce milyonlarca dolar üstünde oturuyormuş gibi bir halim var mı? Benden duymuş olmayın ama o gece hesaplar sizin bilgisayarınızdan ve sizin şifreniz kullanılarak eklenmiş. Memur bey yanlış anlamayın da yani böyle bir şey yapmaya kalksam yani bilgisayarımdan kendi şifrelerimle yapar mıyım? Sizce böyle bir şey mantıklı mı? Orasını biz bilemeyiz ama sizin yerinizde olsam kendimi iyi bir avukat tutardım. Eyvallah. Sistem bir kez daha hırsızı bulamadık. Cezayı sana keseceğiz diyor sanki. Ama bu kez oturup beklemek gibi bir niyetim yok.